77 İstanbul doğumluyum. Aslen baba tarafı Çanakkale Gelibolu, anne tarafı Bolu Mengen ilçesinde. 1999 yılında ben Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetim Bölümünden mezun oldum. Akabinde de 2000 yılında kaymakamlık mesleğine başladım. Bu kaymakamlık mesleğimizin ilk 3 yılında çeşitli İçişleri Bakanlığı'nın organize ettiği seminerler, kurslar, eğitim faaliyetlerinde bulundum. Akabinde sonrasında bu eğitim faaliyetleri döneminde biri İngiltere'de, biri yine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Enstitüsü'nde, diğeri de İngiltere Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştım. Yönetim bilimi alanında. Sonrasında 2003 yılında ilk kurayla kaymakamlık mesleğini Denizli Çameli ilçesinde başladım. Tabi o zaman güzel bir anım oldu, onu da paylaşayım. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu valiyle çalışma fırsatım oldu orada. Kendisi de rahmetli, yad etmiş olalım bu arada. Akabinde Hakkari Şemdinli kaymakamlığı görevinde bulundum. Şemdin'den sonra Karabük Ovacık kaymakamlığı. Sonrasında bir askerlik dönemimiz oldu. Askerlikten sonra kısa bir dönem Edirne Meriç kaymakamlığı yaptım. Edirne Meriç Kaymakamlığı'ndan sonra 3 yıl süre Batman Vali Yardımcılığı görevinde bulundum. Batman'dan sonra en son Sakarya Koca Ali, herkes Koca Ali ile karıştırır, Koca Ali Kaymakamlığı'nda yaklaşık 1 yıl çalıştım. O arada İçişleri Bakanlığı doktora eğitimi için kaymakamları Amerika ve İngiltere olmak üzere yurt dışında doktora eğitimine gönderme projesi başlatmıştı. O proje kapsamında da son 3 yıldır İngiltere Southampton Üniversitesi'nde doktora çalışması yürüttüm. Hala da devam ediyor bir taraftan bu çalışmamız. Ve sonrasında da sizlerle beraberiz Kemal Kaymakamlığı görevine atandım. Bundan sonra da birlikte burada içeride görev yapacağız. Beraber zaman harcayacağız, hayal edeceğiz. Tek çocuğunuz var galiba efendim. Evet, bir çocuğum var. Erkek kız. Erkek. Erkek çocuk. Bugün okula, anaokuluna başlıyor galiba. Başlayacak, daha onu planlamadık. Öğleden sonra müdür beyle de konuşacağız. Yabancı var değil mi? Yabancı bir dilimizde var. Onun dışında başka yabancı dilimiz yok. Eşim de öğretmen, matematik öğretmeni. Yani hem de burada görev başlayacak değil mi? Başlayacaklar. İşte çocuğum Ömer Tuna adında bir çocuğum var. O da anaokuluna başlayacak. Yani eşiniz de şimdi alabiliriz. Daha sonra lazım olacak çünkü. Tabii tabii. Eda Feslihan. Genel olarak böyle çekirdek aileyiz 3 kişi. Turizmle ilgili daha önce herhalde şeyleriniz oldu efendim. Şöyle, tabii Kemer gibi bir turizmin önüne çıktığı, yani turizm konusunda bırakın bölgeyi, ülkeyi, yani dünya çapında önemli bir yerde, bir destinasyonda görev yapma fırsatı ilk kez oluyor. Yani kendine has özellikleri olduğunu düşündüğüm, teorik olarak da okuduklarımdan öğrendiğim bu. Ben Kemer'e daha önce de gelmiştim. Tabii bunun gelişlerim daha çok eğitim faaliyetleri, seminerler, işte turistik amaçlı gezmeydi. Ve bu sefer daha idareci gözüyle bakacağız artık. İdareci pozisyonunda görev yapmaya başlayacağız. Tabii bu potansiyelde bir ilçede ilk görevim. Bundan önce tabii Anadolu'nun çeşitli ilçelerinde kısmi turizm faaliyeti oluyor. Yani nedir? Doğal yürüyüşleri. Yani oranın çevresini değerlendirmeye yönelik. Yani bir turizm kompleksi olup bir tesistir veya turizm profesyonelleriyle ne olduğu yöreler değildi. Kısmı işte kendi çabasıyla, yerel imkanlarıyla, işte bir dağ turizmi, işte kır yürüyüşleri, buna benzer çift çaplı faaliyetler oluyordu. Bu tarz bir ilçede turizmin potansiyeli yüksek olduğu veya turizm profesyonelleri tarafından işlenmiş, ülkenin önemli, dünyanın önemli
turizm destinasyonunda ilk göreve gelip onlarda. Başka sorunuz varsa? Gelmeden önce Kemal'e ilgili küçük bir araştırma yaptınız mı? Yani Kemal'deki hedefleriniz nedir? Şöyle, tabii insan ister istemez her yeni gittiği coğrafyayı öncesinde merak ediyor ve araştırıyor. Ben de tabii araştırdım. Bu araştırmanın internet siteleri olsun, değişik basın yayın kuruluşları, işte gazetelerimizi takip ederek görme fırsatım oldu. Kemer tarihine ilişkin yazılmış eserleri okuma fırsatım oldu. Bunlar tabii daha teorik bilgiler. Şimdi hedef belirlemek çok farklı. Şimdi hedef belirlemek için işin teorisi kısmında uygulamasını da görmeniz lazım. Ona göre hedefleri belirlemek lazım. Şimdi şu hedefim var demek çok doğru olmaz. Neden doğru olmaz? Bunu yani aradan bir iki ay sonra sorarsanız ben size daha doğru tespitler söyleyebilirim. Tabii burada şu aşamada yani teorik bilgilerden yola çıkarak söyleyeceğim hedefler daha genel geçer hedefler olur. Yani nedir? Bu bölgenin zaten mevcut bir turizm potansiyeli var. Yani bu turizm potansiyelinin gelişimine katkıda bulunmak bizim temel hedefimiz. Asıl görevimiz itibariyle burada kamu kurumlarının faaliyetlerini icra ederken bizim görevimiz burada değil. Nedir? Kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliği ve düzeni sağlamak. Kamu düzenini, kamu güvenliğini, kamu sağlığını hem korumak hem bu konuda daha düzgün işleyilmesini sağlamak. Bunu sağlarken de kamu kurumlarının işleyişini de denetlemek, gözetlemek, kontrol etmek. Şimdi bizim asli işimiz bu. Bizim ana hedefimiz bu. Bunu yaparken de tabii yaşadığımız toplumun, iş çevrelerinin, emek sahiplerinin buradaki çalışma hayatının, toplumsal refahın gelişimine de katkı sağlamak. Yani buranın huzurunu, mutluluğunu sağlamak. Bunlar genel hedefler. Ama daha spesifik hedefler sorarsanız, bunun çevreyi daha fiili olarak tanıdıktan sonra, uygulamayı gördükten sonra tespit etmek, belirtmek daha doğru olacak. Yani o anlamda şu an spesifik hedefler söylemeyi ben açıkçası çok da doğru bulmuyorum. Söylersek de çok isabetli olmaz.